Ahmet Yenilmez. İyi oldu, iyi. Hem de çok ama çok iyi oldu. Neden mi? İster iktidar ister muhalefet kanadı olsun. Cumhur'a rağmen masa başı, karanlık mahfiller ve özellikle de Cumhur'un vatan bayrak, ezan, devlet gibi değerlerine zarar vermeye kalkışanlarla bırakınız aleni birlikte olmayı bu hususta ihtimal bile uyandırmanız size Cumhur nezdinde hayat hakkı tanımazdı. Öyle de oldu. Daha açıkça yazayım. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın almış olduğu oyların kahir ekseriyeti özellikle PKK, PYD, YPG ve FETÖ terör örgütlerine karşı olan zerre taviz vermediği duruşunun mücadelesinin karşılığıdır. Dikkat edilirse ne işimiz var Afrin'de? Kandil'e harekat yapılmamalıdır diyenler ve özellikle de FETÖ terör örgütüne hak ettiği dille karşılık vermeyenler, acaba oradan da bana 3-5 oy gelir mi beklentisi içinde olanlar sükutu hayale uğramışlardır. Buyurun MHP içerisinde %10'u aşan bir parti çıkmasına rağmen o yapı içinde olduğu zamanlarda aldığı oyun üzerinde oy almasının sebebi de bu terör örgütlerine karşı net duruşu ve hükümetin yanında tavizsiz duruşu olmuştur. İyi oldu hem de çok iyi oldu. Neden mi? Masa başlarında ve belirsiz mahfillerde parti kurmakla cumhurun iradesi ipotek altına alınamaz gerçeği ortaya çıktı. Birileri özellikle milli duruşundan taviz vermeyen MHP oyları üzerine hesaplar kurarken, yüreği saf, gönlü temiz ülkücülerin sığındığı Allah'ın da hesabı olduğu unutuldu. Özellikle MHP oyları üzerine hesap yapan CHP öyle bir hesabın kucağına düştü ki kendi oylarından oldu. Bakınız İP'nin aldığı oylara neredeyse tamamı CHP'ye gitmiş olan geçmişteki merkez sağ diye tabir edilen DYP anap oyları olduğunu göreceksiniz. İşin en enteresan tarafı da bundan sonraki meclis çalışmalarında özellikle İP listelerinden meclise giren milletvekilleri milli yerli olma hususunda AK Parti ve MHP ile buluşacaklardır. Özellikle içte dışta tuzak kuranlar ve bu tuzağı CHP eliyle kuranlar kendi kurdukları tuzağa düşmüşlerdir. Evet, kabağın da sahibi vardır. İyi oldu. Çok ama çok iyi. Biz seçim engamesinin içerisinde bağırıp çağırırken füzelerin altında ağlayan Filistinlilerin, dünyanın öbür ucundaki Myanmarlıların vatanına kastedilmiş namusunu, ırzını, evladını korumak için ülkemizde misafir olan kardeşlerimizin elleri yüreklerindeydi. Hamdolsun ki zalimin zulmü varsa mazlumun da Allah'ı var. Allah'ın hesabı asla şaşmaz. Çünkü bu Anadolu Cumhurunun bir tek düşmanı vardır. O da dini, dili, ırkı ne olursa olsun zalimler. Aman Allah'ım öyle iyi oldu ki hala nasıl neden diye sorabiliyorsunuz ben de sizi anlamakta zorlanıyorum birileri özellikle milli yerli siyasi yapıyı dağıtmaya çalışırken şimdi bir 5 yıl daha içinden çıkamayacakları bir kavganın içine düştüler hadi bakalım bu 5 yılda sandalyeler havada uçuşurken kendi kazdıkları kuyunun içinden çıkabilecekler mi Sahi sizce CHP'nin genel başkanı Kılıçdaroğlu mu olacak ince mi hamdolsun iyi oldu iyi dahası var da benim yerim bitti öylesine iyi oldu ki ben 5-6 yazıda keyfimden parmaklarıma göbek attırırım bu sütunda. Ahmet Yenilmez Güneş